Merhaba, ben veteriner hekim Derya Görgün. Erkek ve dişi kedilerde uygun kısırlaştırma zamanından bahsedeceğim bu videoda. Öncelikle niçin kısırlaştırıyoruz kedilerimizi, evde yaşayan kedilerimizi? Bazı hastalıklardan korumak ve bazı davranış problemlerini önlemek için kısırlaştırıyoruz. Sokak hayvanlarında ise popülasyon kontrolü amacıyla kısırlaştırma gerçekleştirilir. Ben şimdi bugün ev kedilerimizdeki uygun kısırlaştırma zamanlarından bahsedeceğim. Ev kedilerimiz için dişilerde ilk kızgınlık öncesi dediğimiz 6 ila 8 aylık dönem ideal dönemdir. Bundan öncesinde de yapılabiliyor kısırlaştırma operasyonları. Bunun avantajları ve dezavantajları da var. Mesela operasyonun kısa sürmesi, iyileşmenin hızlı olması yavru kedilerde erken dönem kısırlaştırma yapılmasının gerekçeleri arasındadır. Uzun vadede kedilerde kısırlaştırmanın bize sağlık açısından faydaları meme tümörü, rahim iltihabı gibi hastalıklardan korunmaktır. Rahim iltihapları ve meme tümörleri en fazla dişi kedilerde görülür. Erkek kedilerde testis, prostat kanseri gibi bilgiler mevcut ancak esasen erkek kedilerde kısırlaştırmanın sebebi evde püskürme davranışıdır. Kokulu bir idrarla evin çeşitli köşelerine işaret bırakarak hem koku hem de davranış açısından bizi rahatsız eder. Popülasyon kontrolü amacıyla yapılan kısırlaştırmanın ciddi bir önemi vardır. Sokak hayvanlarında özellikle kısırlaştırmazsak erkek ve dişi kedi bir çift kediden bir yıl boyunca 12 ila 24, 2 yıl boyunca bütün bunların yavrularının da yavruladığı varsayılırsa yaklaşık 150 ve bu 3 yılın sonuna geldiğimiz zamanda tüm bunların yavrularının yavruladığını düşünürsek ortalama yaklaşık 2000 kedi dünyaya gelmesi demektir. Bunların her birine yuva bulunması veya sokakta çeşitli tehditlerle yaşam mücadeleleri vermeleri anlamına gelmektedir. Bunun sorumluluğunu almamak için sokak hayvanlarının kısırlaştırılması çok büyük önem taşır. Sokakta doğan yavru kedilerin yaşam ömrü çok kısadır. Ortalama bir kedinin evde yaşarsa yaşam ömrünün 20 yıl olduğunu varsayarsak, sokakta doğan bir kedi eğer 6 aylık kadar olabiliyor ise kısırlaşmadan hayatına devam ediyorsa 1,5-2 yıl içinde maalesef yaşamını kaybediyor. Kedilerde kısırlaştırma hem popülasyonun kontrolü hem de endokrinolojik hastalıklardan korunma için en önemli işlemdir. Eğer kedinizin meme tümörü veya rahim iltihabı gibi hormonal hastalıklar yaşamasını istemiyorsanız, kızgınlık streslerine girmesini istemiyorsanız, dişi kedilerde kızgınlık stresi bağırarak, çiftleşme isteği göstererek çok ciddi yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Bunları görmek istemiyorsanız, erkek kedilerde keza bağırma, sesin kalınlaşması, evin çeşitli yerlerine kokulu idrar bırakma, bu tarz durumları yaşamak istemiyorsanız 6 ila 8 aylık dönemde kedilerinizi kısırlaştırın. Ömürleri de uzamış olur. Kedilerde kısırlaştırma zamanı ile ilgili başka sorunuz olursa yorum olarak bırakabilirsiniz. Tek tek okuyup cevaplayacağım. Bir başka videoda görüşürüz.